Süper Lig'de 2012-2013 sezonu Eskişehir'de Eskişehirspor'la yeni takım, ligin yeni takımı Akhisar Belediye arasında oynanacak maçla açılacak Cuma günü. Şimdi Eskişehirspor hem Avrupa Ligi ön elemelerinde bildiğiniz gibi son olarak Marsilya'ya elendiler. Birbirinin ardından 3-0 bir mağlubiyet aldılar, elendiler. Bu anlamda hem ondan önceki turda hem de Marsilya'ya karşı izleme fırsatı bulduk Eskişehirspor'u. Onlar biraz daha farklı hazırlandılar. Tabii daha erken başladıkları için daha ciddi ve önemli maçlar oynamaya. O yüzden Akhisar Belediye'ye göre biraz daha hani profesyonel maça, hazırlık maçının dışındaki maçlara daha hazır durumda olacaklardır, o kesin. Şimdi bu haftaki videolarda genelde ben hani biraz da takımların yeni oyuncularına bakmak ve yeni oluşumlara bakmak isteyeceğim. Çünkü daha sahaya çıkmadan ki ilk haftalar biraz böyle hani her şeyin olabileceği, kazaların, küçük yanlışlıkların ya da ne bileyim böyle hataların olabileceği ve bu hataların mazur görülebileceği, bu yanlışlıkların mazur görülebileceği haftalar. O yüzden biraz kadrolara bakmak istiyorum. Akhisar Belediye kadrosunda şunu görüyorum baktığımda, daha çok hani geçen sene şampiyon yapan, takımı Süper Lig'e taşıyan oyunculardan yani önemli olanları, takımın iskeletindeki oyuncular tutulmuş. Onların yanına tecrübeli, Süper Lig tecrübesi olan oyuncularla beraber mesela Rize Spor'dan Bikoko, ki geçen sene çok iyi bir sezon geçirmiş bir Bikoko. Yanlış hatırlamıyorsam 15-20 arası bir gol atmıştı Bankasya'da. Onun yanında yine Ordu Spor'da kadroda yer bulamayan Bruno'yu kiralamışlar. Bunun yanında bir ara Antalya Spor'la, en son Antalya Spor'la Süper Lig'de mücadele eden, Beşiktaş altyapısından yetişen yine bir hücum oyuncusu olan Kenan'ı almış Akhisar Belediye. Bunun yanında da yine transferler var ama daha çok böyle tanıdık gelenler ve takviye anlamında doğrudan ilk gözüme çarpanlar onlar oldu. Yani kadro iskeletini koruyarak yola çıkmayı tercih etmişler. Çünkü biliyorsunuz bu önemli bir tercih. Yani ya baştan böyle her şeyi silip yeniden yapıyorsunuz ya da iskeleti koruyup biraz daha onu güçlendiriyorsunuz, ki ben bunu daha çok tercih edilmesi taraftarıyım. Çünkü çok yapbozlar çok büyük hayal kırıklıkları getiremiyor. O yüzden de en azından şu kağıt üzerinde bu hamleleri doğru buluyorum. Tabii bunun yanında Çağdaş Atan transferi de var. Yine savunmada önemli bir alternatif oluşturacaktır. Bu da iyi bir transfer. Eskişehirspor'da ise yani kaleci transferi haricinde genelde alınan oyuncuları ben beğendim. İzlediğim oyuncular içerisinde hem Maleşki hem Nuhuyu sanırım doğru telaffuz edemedim ama herhalde Avusturya'dan kiralanan oyuncu. Mesela onları beğendim. Onun yanında şunu kesinlikle söyleyebilirim, hani ne gelenler ne gidenler ama takımın yine en değerli oyuncusu Alper Potuk. Hakikaten Marsilya maçlarında da, ondan önceki maçlarda da çok iyi oynadı. Bunun yanında Mehmet Güven var. Mehmet Güven de bildiğimiz bir oyuncu. O da takıma olumlu katkılar yapacaktır. Batuhan'la ilgili bir sıkıntı yaşandı ve Batuhan'la yollar muhtemelen ayrılacak. Onun yerine belki bir transfer olabilir. Forvet transferi. Onun dışında yine yani geçen seneki oyuncuların, hani geçen sene takımı taşıyan Kamara gibi, Alper gibi, Veysel gibi oyuncuların ön plana çıktığı bir görünümde Eskişehirspor. Bu maça dönecek olursak hem ev sahibi olmak hem de açılışı yapmak hem de Marsilya maçının biraz hani kötü izlerini silmek için motivasyonu yüksek ve dediğim gibi daha hazır olduğunu düşündüğüm için Eskişehirspor'u bu maçta favori görüyorum. O yüzden ben Eskişehirspor'un kazanacağını düşünüyorum. Hani maçla ilgili iddia yorumum bu şekilde olacak.